Merhaba canlar, ben Diray. Yeni bir Resident Evil serimize hepiniz hoş geldiniz. Geçen videoda bildiğiniz gibi Outbreak File 1'e bitirişimizi yapmıştık. Şimdi sırada File 2 var. Konuk yorumcumla birlikte Outbreak File 2 maceramıza da başlıyoruz. Şimdi ekranda görüyorsunuz Training Ground senaryosu var. Bu alıştırma gibi bir kısım, o yüzden bunu oynamamıza gerek yok. Direkt Wild Thing senaryosuyla başlayacağız. Senin sözlerini alalım bu arada. Merhabalar arkadaşlar. Bir önceki videodan hatırlıyorsunuz Alper, ben tekrar Dilay'ın öncüsüyüm. Bugün de Dilay'a bu videosunda eşlik edeceğim. Yani bu kadar söyleyeceğim, fazla bir şey yok. Normal insanlar olarak normal zorluk seviyesinde başlayalım Dilay'cığım. Sen söylemeden ben baştan söyleyeyim, lafını çalmış olayım. Benim lafım değil aslında, o Orçun abinin lafı biliyorsun. Ondan alıntı tamam, yaparak. Tamam. Bu arada laf aynen. Bu arada demin şeyi karakter seçerken fark etmişsinizdir. Ortaklarımı da seçebildim. Bana en çok yararı olacak iki insanı seçtim orada. Kevin ve George'u seçtim. Şimdi Wild Thing senaryosunda Raccoon şehri hayvanat bahçesinde bir yerde geçecek. Buradaki hayvanların işte vesaire T virüsünden etkilenmesiyle olan olaylar, işte şehirde yaşananlar falan filan. Bunları göreceğiz. Bir bayağı karışmış. Aynen. Goriller falan zombi olmuş. Zombiler tabii, yemiş. Oyunda goril görmüyorsun ayrı bir konu ama ya da zebra neyse ki. Gördüğümüz zebra görmüyorsun ama. Neyse ki. Neyse ki. Evet, fili fil mi bu? Ne bu? Gergedan. Gergedanı yiyor zombiler. Ve gergedan da görmüyoruz arkadaşlar ama şu gölgesini gördüğünüz şeyi göreceksiniz. Onu keşke görmesek. Bu arada bu senaryoda Cindy'yi seçmemin sebebi bu senaryonun başrol karakteri diyebileceğimiz kişi Cindy. Eğer onu seçmezsek şu birazdan göstereceğim kapının ardından geçtiğimizde, daha doğrusu hayvanat bahçesine girdiğimizde Cindy ne yazık ki ölmüş oluyor. Bu yüzden Cindy'yi aldım. Cindy'nin ölüsünü görmeyelim diye. Ölümü gör beni seç diyormuş da karakter olarak. Bak Allah adı verdim. Allah adı verdim beni seç ya falan. Ölümü gör. Zaten ölünü görmemek için. Ölüsünü görmemek için, aynen. Ölüsünü görmemek için onu seçtim. Eski zamanlar ne oynardım bu Outbreak'leri ya. Eski zamanlarım aklıma geldi. Evet, senaryomuz başladı canlar. Şurada notları toplayayım. Karakterler ses eklememişler mi ya burada? Ses yok. Bunların sesi yok. Şey de vardı, ne güzel ya. Ama boş konuşuyorlardı abi ya. Olsun be. Boş boş konuşuyorlar mıydı? Konuşuyorlardı. Bunu birazdan bakarız. Zombi var. Zombi git. Ama dolandı va. Ama kapıdan giriyor ha, dikkatli ol. Şey gelsin yani. Gelsin. Gelmezse adam değil, zombi. Fil restoranı. Evet arkadaşlar, burada fil eti yedirdikleri restoran. İnsanlara dana eti diye fil eti yedirdikleri restoran. Fil eti yediriyorlarmış aynen. Yanlış bastım. Lan menü hangi tuşla açılıyor? Bunda farklı. Nasıl açılıyor bu tuş? Bunda sen kontrollerinden ayarlayabilirsin onu. Şu kapıyı... Şu kapıyı... Şurada bir yerde bir kapı vardı, şunu kırıyorduk. Bu muydu o? Evet, o. Şuna ben bir Allah verdi diyerek bir yardırayım şöyle. Evet, evet. Aha da oldu ya da.
bir an için o kapıyı hiç kıramayacağım size. Kevin'in durumu kötü ha. Kevin'a ne olmuş ki? Kavşamış. Otu Ağır var. ka... Oo. Şuradaki Bot kırmış. zımbırtı adı aklıma gelmedi. Bu otu buraya kim bıraktı? Gel Kevin gel. Buradan Aynen benzer. çıkabiliriz artık. Bir işimiz kalmadı. Şurada bir sprey falan oluyordu sanki. Sprey Neymiş? dosya. Bunu birazdan okuyalım. Şey alsa George diyeceğim ama George. George'un pek isteği yok ya. Ben alayım en iyisi. David Yamo şey. Kevin. Aa bu kapı da kilitliymiş. Omuz, omuza kuvvet. Şurada sanki değil mi? Bunlar arasında. Evet. Bunu alayım. Hatta şöyle yapalım. Sopaya. Allah belanı versin. Tam atışım da kırılması Aman kapının neredeydin peki. Allah. Çok Kırılmazsan iyi. kırılma lan bak. Güzeldi. Şimdi bu shotgun neredeydi bakalım? Bu mu? Yok o dosya diye biliyorum. Yok, O şeymiş, da işi görür. mermiymiş. Dosya. Bunu da birazdan okuruz. Ya çok da okunacak matah dosyalar değil aslında da. Bir uzun üstünden geçeriz. Bu shotgun nerede ya? Ben göremedim. Burada shotgun vardı hakikaten ama ya. Ben İzide miydi karanlıkta acaba? mı Aa göre? Aa almış şey. George almış. almış. George, onu ver bana. Adam küfretse yeridir sana. Ay dur ya. Yapıyorsun Kurtarmaya çalıştım da. Al şunları al. Al şunu al. Kıçından salıyor bizim şey. George. Hadi çık oradan da. O Ay bu bleed'di da şu mı? anda. Kirik. Niye şeyi kullanmadı o? Spreyi kullanmadı. İhtiyacı yok ki. Ha, tamam. Ama Nasıl yok bak ihtiyacı yok? Kıçı yamukta. Bleeding'i düzelmiş. Ona emir verebilirsin kullan diye. Aa, Outbreak File 2'de öyle bir şey vardı değil mi? Emir Tabii. veriyorduk. Ask to use. Kullanmasını iste diye bir şey var. İtemin üzerine gel de kullanıyor. Şu anlık kendi kafasına göre takılabilir ya. Ama eğer bir şeyi veririm de ısrarla kullanmazsa o zaman o emri veririm. Şu anlık bir sıkıntı yok. Ne oynardım ya deliler gibi. Tam çözümünü bile yazmıştım. Bilmeyenler için arkadaşlar. Ben de çok 2010 oynardım ya. Vega skin'si. Art'ta falan bitirmiştim. Şeyleri falan açmıştım. Bu special item'lar falan var ya, onların hepsini toplamıştım Hı. falan. Hani özel kıyafetler falan hep bende açıktı. Ben dedim. Çok uğraşmıştım Ama onlar için. PlayStation 2'de tabii. Hı. Ben de öyle. PlayStation 2'de. Aynen öyle. Ve 2010 senesinde de tam çözümünü yazmıştım. Üzerinden 12 sene geçmiş. Vay arkadaş ya. Vallahi. Güzel O yaşta. zamanlardı o zamanlar ya. Senin yazdığın zamanları Next time, hatırlıyorum ben. I want to come on a nice Sunday afternoon. Yaşlarda demek ki çocuğum olsa şimdi eşek kadar olmuştu 12 Yani eşek yaşında. kadar demeyelim de diz boyu falan herhalde. Diz boyu mu? 12 yaşında diyorum. La sen ne diyorsun? 12 yaş. Tamam onlar gelir sen bekleme onları. Evet. Hayvanat bahçesine girişimizi yaptık.
İşte Cindy'nin öleceği yer burasıydı canlar. Tam bu kısımda eğer Cindy'yi seçmeseydik. Burada ne yazık ki Hakk'ın rahmetine kavuşup Hurilerle, pardon, Nurilerle gününü gün Çıtırma ediyor şimdi olacaktı. orasını. Aa, bizim fil geldi. İşte bu bizim başımıza bela olacak canlar. Direktman gir kapıdan. Hiç uğraşma. Ateş etmeye uğraşma. O senin yanındaki dingiller biraz uğraşacak ama sen hiç şey yapma. Hemen arkandaki kapı. Gir oraya. Teptik çevirini. Kevin'den gelen sesten o anlaşılıyor. Oh! Kevin tepilmeye alışıktır ya. Şurada parlayan bir şey var. Şunu itemeyeceğim galiba. Yok. Onu Yok. itebilmen için Mark diğerlerinin lazım. yardım etmesi gerekiyor. Diğerleri sana yardım etmiyorlar. George Boşuna gelmez mi? uğraşma. Etmezler. Onu ancak Mark şöyle itiyor söyleyeyim sana. aynen. Tek başına Mark iter ya da online oyunda diyelim ki Mark olmayan bir karakterle beraber sen birlikte itersin. Mesela diyelim benle online oynuyorsundur. Seninle birlikte omuzlayıp Evet. Oy, bu köpekler de beni köpek değil salmaz. onlar. Ney? Hiyena neydi Türkçesi? Köpek olduğu gerçeği değişmiyor Çakal. falan. Lan köpek değil ya. Çakal mıydı neydi? Hayana neydi ya? Kim? Sırtlan sırtlan. Sırtlan. Bana niye çakal diyorsun ki? Ben çakal değilim. Bak şimdi ya. Sanki onu dedim. Yiyecek sopayı. Şu işimiz bitti şununla değil mi? Yanlış hatırlamıyorum ben. Bitti bitti. Şimdi ne vereceğim? Şimdi. Aa, bana bir Hayır. şey verdi. Handgun. Bende var ki. Ama sen o shotgun mermilerini bana ver. Al. Mis bu ya, Si. sende kalsın. Tam şimdi diye böyle si diye kaldı. Şurada belgelere bir bakalım bence. Evet. Dikkatli ol. Evacuation order diyor. Boşaltım emri. Hı. Tüm Rakonşehir'i sakinlerin dikkatine. Bu Rakon şehri polis departmanından yayınlanan önemli bir nottur. İşte şehirde olan şeylerden ötürü işte alarma geçmişler falan filan. Buraları hızlı geçelim. İşte şehirdeki olayları kontrol altına alabilmek için elimizden geldiğince çalışıyoruz falan diyor. Ne demiş? İşte hayvanat bahçesinin ön kapısının işte terminaline saat 6, bak ne 6'sı ya, şey, gece 10'da şey yapacaklarmış, işte helikopter falan filan göndereceklermiş. İşte haberiniz olsun falan filan demiş. Hızlıca geçiyorum. Joseph'in notu, Yes 20 yıldır şey, bu kapıda koruma olmanın getirdiği şeylerden ötürü diyor, işte bu bir şeyleri unutmak, hani aklından çıkması normaldir aslında demiş. 20 sene boru mu? Bu şeyin arka kapının şeyi, kodu ayda bir değişiyormuş. İşte 5 haneli bir şey oluyormuş, bu kod oluyormuş. İşte şeyin arkasına yazmak bunu çözecektir falan filan demiş. İşte arkasını çevirip kodu öğrenebilirsiniz falan filan demiş. İşte kilidin arkasına yazmadan o kodu öğrenmek biraz sorumsuzca falan filan olur demiş. Yaşlanıyorum, unutuyorum falan filan diye de eklemiş. Outbreak'lerde bu arada buna başlamadan söyleyeyim. Kullandıkları dil biraz ağır ya Dilay, değil mi? Yani diğerlerini Evet. çevirirkenkinden biraz daha zor çeviriyorsun. Dikkat Yani ettin biraz mi? şeyi, hani tam olarak neyi kastettiğini anlayamadım demin açıkçası. Aynen, ben de öyle. Ben bunları çevirmeye çalışmıştım zamanında bu SP itemları falan da. Yani 40 tane kullanmadığım translate kalmadı yani öyle söyleyeyim ben sana. Neyse sen devam et. Bu hayvanat bahçesindeki olan hani şeyler, özelliği ayrı olan çiçeklerden falan bahsetmiş. Buradan maskottan zarsunlara geçiyorum. Dikkat. Oy. Git git. Tamam. Sen git oraya. Git git. Gir o kapıdan. O sürekli kafasını sallıyor. Dikkatli ol ha. Buralardan geçerken o sana bayağı bir uğraştıracak.
Hallederiz bir şekilde. Dayı ne yapıyor? İletişim kesildi falan filan diyor. Şu bezi atsam mı sence? At at, bir şey yok, onu kullanmıyorsun ki. Bu ne günün hayattan aldık biz? Elephant key. Bu filin kafesinin anahtarı. Oy. Burada bir not var. Tamir notu. İşte tamirlerin bittiğiyle alakalı bir bilgilendirme yapılıyormuş. Elektrik sıkıntısı giderilmiş. İşte sabah 9'da bir işte deneme falan yapılacakmış. Yapılacağı yerleri falan söylemiş. Ofiste ne diyor, testin ya? Test yapıldıktan sonra elektrik geri verilecek falan filan demiş. Burada bir şey var mı bakayım? Sprey varmış. Şöyle yapalım. Bak. Çift tabanca gidiyor adam. Bizimkilerde mermi falan var bayağı. Bu arada çaktırma da kavun yok civarda. Buraya madalyon falan getiriyorduk. Hı hı. Şurada not mu var? Ama Medium'da ihtiyacın var bir şey, Rackham Medal. Al onu şimdilik, at istersen içine. Bir işine yaramayacak ama şu an için at. Bize bir anahtar falan veriyordu galiba. Bunları hatırladığım kadarıyla Dilay, esas Very Hard ve Hard'da çok ihtiyacın vardı. Mr. Rackham Medal'lara ve bunları bulmak işkenceydi. Evet, ben de öyle hatırlıyorum da. Neyse, bu Elephant Key'i aldık biz. Buradan çıkabiliriz. Şimdilik. Yani buraya geri gelmemiz gerçek elektrik zımbırtısından ötürü de. Oy, buraya. Döndük. Şu öbür taraftaki kapıya gitmeme gerek var mı? Orada ne vardı, hatırlıyor musun? Yok. Ben de hiç zorlama. Direkt buradan git. Tamam. Elephant Stage'e daha yakınsın. Geldiğin yer vardı ya hani... Geldiğim kapıdan mı geçeyim, onu mu diyorsun? Hı hı, evet. Yavrucuğum git, sırtlanmasın. Köpek misin nesin, her neysen. Pil burada bu arada. Bir kapıdan. Oy. Ooo, ne güzel atladı o öyle. Aaa, Kevin ölmüş. Aaa. Kevin ölmüş. Ölmüş mü? Ölmüş. Nasıl öldü? Sence? Nasıl öldü? Geri gel bana doğru. Yok yok, orada değil, orada değil. Ters gidiyorsun şu anda. Aa, çok şaşırdım şu anda ya. Niye öldü doğru ki? Nasıl ya, ölmüş olabilir? Işte. Ay çok, ama kötü vadesi, oldu. Vadesi geldi. Ne vadesi? Ne bir şey, zombi mi yedi? Ne tepti? Bir şeyler oldu adama. Aa, çok şaşırdım şu anda. Kevin için bir saygı duruşu. Senaryonun başında daha 5 dakika oynayamadan öldüğü için de kendisini Rakon Polis Departmanı'nda çalışmak için alan görevlilere, anladık, ondan polislere, ondan şefe selamlarımızı gönderiyoruz. Umarım en kısa zamanda bu yaptıkları... Gerçi öldü adam, ne hata diye girdi. Tamam Dilay, anladık. Çok seviyordun. Hakkın rahmetle kalırdı. Ay, ay bu da ölecek, bu da ölecek. Geri gitmem lazım. Gitme, gitme. Ama ya ölürse? Ya ölmesi sana bir şey kazandırmıyor ki. Şey, kaybettirmez ki. Deme öyle, George ölürse. Spreyi kullan. Ask to use. Gel. Vallahi salaklığından ölüyor bunlar. Başka bir şeyinden değil yani. Neyse. Biraz da sen yavaş hareket ediyorsun ya, ondan aslında. Ben mi yavaş hareket ediyorum? Evet. Burada bir fil, işte koruyucusunun notu diyor. Bakıcısı. Buralardayken işte bir şeye, teype rast geldim diyor. Bir hayvan, eski hayvanat bahçesi melodisi falan çalıyormuş.
yaşlı bir adam olan Joseph'e göre. Size bunlar o kadar önemli mi ya? Burada şeyi anlatıyor Dilay. Ben sana söyleyeyim bu anlattığını. Kısaca özet geçeyim. Arkadaşlar da bilsin. Buradaki fili tuzağa düşürme muhabbetimizi anlatıyor. Arkadaşlar şu an Dilay'ın önünde bir panel göreceksiniz. O panelde Aynen. fil içeri girdiğinde müzik çalmayıp daha doğrusu şeyi kapatıp fili hapsedeceksiniz buraya ama şu an elektrik yok galiba. Önce bir elektriği vermeniz gerekecek. Vermemiz daha doğrusu. Cindy. Hi. Hey you. Cindy. Hi. Boşuna şey yapma, onu alacak gene. Olsun, ben en azından vereyim. Yani ne sopaysa bir sopa sevdası var. Elektriği Aklım şey kapatmaya buradan gidiyor. mı gidiyorduk? Elektriği kapatmaya... Niye beni vurdu? Sence? Sence Dilay, sence? Burası değildi diye hatırlıyorum. Burada Bir sel şey. odası. Shotgun mermisi falan var mı da burada onlara bakacaktım da. Ha, bu teybi bulduk, alayım mı? Yani şu an müzik çalmana gerek yok. Onun odaya gelmesini bekleyebilirsin. O sadece olayı biraz daha hızlandırıyor. Senin şu an elektriği vermen gerekiyor. Elektriği verme kısmı şeyde miydi ya? Şuradan aşağı inince timsahlı yerden geçiyorduk. Oradaydı, değil mi? Aynen. Evet, Oh evet. shit. Shit yine shit yani. Şimdi bu gireceğimiz yer bayağı sıkıntılı bir yer. Enfeksiyon falan kapabiliriz. Onun için şöyle bir önerim olacak. Yukarıya çıkıp önce o bitkinin üzerine şeyi kasayı it. Aynen. Ama tabii burada tentakıllar olabilir. Dikkatli ol. Cindy'yi de parlak görüp şey yapmasınlar. Sonra milyoner dosyası gitmesin. George zehirleniyor şu anda. Ah uh diye gitti. Zehirlenmiş mi aynen? Dikkatli ol. Buradan geçmemize gerek yoktu galiba. Şuradan mı geçiyordu? Yukarıda mıydı yoksa şey? Yok yok, orada değil. Ay, ben de zehirlenmişim. Şuradan mı geçiyorduk? Elektrik, o timsaha oradan gidiyorsun, evet, Ah, timsahın tamam. olduğu yere. Ama dikkatli ol, timsah tek atıyor. Evet. Direktmen. Burada timsah öldürme yöntemi var mıydı? Gerek yok. Timsahı öldürebilmen için bir kere elinde av tüfeği gibi bir şey olacak ama av tüfeği de defalarca atman gerekiyor. Sen bence yanından kaçmaya çalış. Oo, papağan da varmış burada. Go. Papağan bile zombi olmuş. Helal. Ay, geçeyim mi? Geçeyim mi? Bana sormadılar. Geçmek zorundasın zaten. Haydi bakalım. Bismillah. Bismillah. Ney? Bismillahirrahmanirrahim. Oha. Onun karikatürü vardı da. Öldün mü? Yok. Üstüne atladı. Yaşıyorum, şükür. Bugün de ölmedik, şükürler olsun. Allah'a şükür ölmedim. Ama George için aynı Aynı şeyi şeyi söyle. George'un durumu pek parlak değil. tarafını sıkmışlar gibi bakıyor George'un. George öldü galiba bu arada. Yok. Yok, ölmemiş. Sen de niye beni terk ettin?
Ver ya tepkisi. Dur şurada onu iyileştireyim. Aha av tüfeğini buldum. Ama mermisi yok. Oh. Madalyon bulduk. İşkencedir ha. Yok yemez. AIDS. Ama yo AIDS sana mı yapıyordu AIDS'i? Ona yapıyorum bir dakika. Sabit durursa eğer. Ama şey kışında kurt varmış gibi yürüyor. Dur. Durmuyor. Ya zorlama zorlama. Şey al. Ha, menüyü atamazsın doğru ya. Heh tamam yaptım. Yaptın mı? Yaptım, düzeldi yaptım. Mi? Düzeldi aynen. Bu şeyi hani almama... Şey. Şeyi alsam mı sence bu tüfeği? Bıraksam yok. Mı? Bırak şey yapmana gerek yok. Bu son boss'un o kadar şey yapmayacak. Peki madalyonu alayım mı? Ondan emin olamadım. İstiyorsan al. Hey you! Sen! Hi! Sen! Hi! Biz de böyle yaparız o zaman. Sonra şöyle yaparız. Hey this way. Sen bağıracak tam. Kesinlikle çok komik. Şurada ne var? Parlayan bir şey var. Sopa galiba. Şimdi sana güzel bir sorum var. Bu timsahın yanından tekrar geçmeden timsahın yanına tekrar geçmemem ihtimalim var mı bu şekilde? Alligator Cake. Ha şuradaki kapıyı açıyordu değil mi? Evet. Buradan dümdüz git. Burası Leon Cake olmasın sakın. Yanlış da hatırlıyor olabilirim bu arada. İnşallah doğru. Can hatırladım. Sağlığı boş ver. Alligator ana, ana ulan bir ana. Hayır. Ya lütfen bırakın. Yok. Ya hayır ya. David. George. George. Hatta. George kaldır. Lütfen. George. George kaldı. Help me. George kaldı sana. George'a bak hiç acımıyor. Ya kaldı şerefsiz. Ya. Ya. Ölüler sağırlar birbirini ağırlar öldürür. Nasıl kurtuldum gördün değil mi? Evet. Kendimi iyileştirdim. Peki ben kendimi nasıl iyileştirdim öyle? Tamam da şeyden kullan dedin ya. Aha bir daha çıktılar. Dur. Boşaltıyorsun şu anda. Tamam şeye git. Kapıya tak anahtarı. Tak önce kapıya tak. Onun, şu an uğraşma onunla. Bak geliyorlar. Sen zaman kaybettikçe geliyorlar Dilay. O George'un yaptığı şeyi unutmayacağım ya. Şerefsizliği. Adam seyir ediyor. Ya. Ama öylece... sana şey sıktı dikkat ettin mi? Böyle mi gidecektik? Böyle mi gidecektik? Yok. Aa şeyin içine girecektim doğru ya. Şuradan abi orası kapalı doğru ya şimdi şey yapamayacaksın. Bu ne? Kevin. Aa tam Kevin. Kapının önünde. Sana someone help me yok George geber. Beni orada ölüme terk ettin. Adam bakıyor resmen ya. Elinde o kadar silah var, o kadar şey var. Beni bir iyileş şey yapmadı, kaldırmadı yerden. Öylece seyretti.
Yok, bitti yani. George'a yok artık bundan sonra. İlişkiyi düşüneceğim artık. Yok, düşünme bile yok. Direkt üret. Kevin en azından kendini feda etmiş Cindy için. Peki George ne yapmış? Seyrediyor anca. Aslında oradaki olayı ben sana anlatayım Dilay. Orada yaşadığın olay ne biliyor musun? Yapay zekanın tamamıyla bağlanması. George'un yardım şekli normalde o elinde bir tabanca var, hatırlıyor musun? Kapsül atan tabanca. Evet. O kapsül atan tabancayla sana sıkıp seni iyileştirmek. Hap sıkarak sana iyileştirmek. Ama sana sıkamıyor, yerdesin. Ve dolayısıyla da yapay zeka öyle kalıyor. Sorun onun orada. Neyse. Bir küfür edecektim de. Sonra dedim şeyim pek olmadı. Passcode, bunun passcode'unu nasıl öğreniyorduk? Passcode. İnan hatırlamıyorum bayağı. Dosyalarda yazıyor olmalı diye düşünüyorum. Burada göremedim. Buralara bakayım. Bak bak. Takılmasan bir de. Yok burada, neyse. Passcode çünkü yazılıyor diye biliyorum. Evet canlar, tekrar buradan devam ediyoruz. Tekrar senaryoya başlamam gerekti. Bunun sebebi de ne yazık ki NPC'nin bana yardım etmemesi sonucu, daha doğrusu buglanması diyeyim. Bana yardım etmediğine enfeksiyonum çok sona geldi. Bu yüzden de işte senaryonun sonuna gidecek kadar hakkım yoktu yani, ölecektim yarısında. Ayrıyetten sağda solda gezerken de bayağı zaman kaybettiğimden tekrar başlama kararına verdik. Şimdi kodu öğrendik. Q898'miş. Bunu buraya gireceğiz. Değişiyor. Hı? Tabii ki değişiyor. Q nerede? Q nerede o, peki? QRSTU. Şeyden ilerle ilerle. P'den sonra. Q ha. Evet, buraya kodumuzu girip elektriği açacağız. Sonrasında fili yerine kapattığımızda işimiz hallolmuş olacak. Ama muhtemelen şeyde işin olmayacak. Sen söyle. Anahtar alıyorsun, doğru ya. Madalyonlar toplanmış mı oluyordu şeyde? Neydi? Normalde. Toplamana gerek yok diye hatırlıyorum ama şu ağırlık yap şeye, kırmızının üzerine bas. Anladığım bir şey yok şu anda değil mi buradan? Yok. Hani bir daha sıkıntı yaşamayalım da. Önce fili tuzağa düşüreceğiz. Aynı anda tepki verdiler ya. Yalnız fili tuzağa düşürürken şöyle söyleyeyim. Elini biraz çabuk tutuyorsun. Yani çabuk tutmak derken şu kapı kapandığında, kepenk kapandığında düşen şeyi aldın, alamadın, fil kırıp kaçıyor ve fil son boss oluyor. Bakamadım ben oraya ya, dur bir dakika.
Ay hayır ya. Girdim içeriye. Girecek. Yanaş yanaş yanaş. Girmek üzere. Kas. Girmedi. Boyucuğu girmedi. Girin. Gir hadi. Şimdi. Tamam. Arka taraftan şu diğer kapıdan sağında kalıyor hemen karakterine göre sağdan. Heh, oradan aferin. Aşağı inince sol tarafındaki kapı. Gir oradan. Hah, o kapı. Filin kafesinin önü burası. Burada hızlı bir şekilde alırsın o adamdan düşeni ve aldığın gibi de geri gelirsin. Timsahlı yerden mi geçmem lazımdı? Evet. Hemen al, aldığın gibi de öbürünü. Allah Allah, burada şey vardı mı? Mermi var. Al. Aa, buradan şey düşmüyor. Değiştirmişler burayı. Ne yapacağım? Şeyi bulacağız, iki tane amblem bulacağız. Buradan kaç bence. Animasyon girmeden kaç. Buradan şey alıyorduk ki biz ya. Adını sen emblem vardı ya. Bir dakika ya. O aslanların olduğu yere geri dönmem lazım galiba. Ön kapıdan mı geçseydim? Zehirlenecek seninkiler. Bir daha uğraşmayayım diyorsan geç. Pil en azından kilitli. George zehirlenmiş vaziyette geziyor. Buradan da mı bir tane yok, çıkıyordu? Çıkacak. Normalde emblemlerden birini buluyorduk sanki. Değil mi? İkisini mi buluyorduk? Olabilir yani. Çok hatırlamıyorum dediğim gibi. Easy'de bir tanesi her halükarda ama normalde değişebilir. Normalde hatta veri hatta. Yani hatırlamıyorum. O kadar uzun zaman oldu. Altından şey çıktı. Parlayan bir şey var da. İhtiyacımız olan bir şey olabilir. İster misin emblem'ı işte? Evet, işte bu. İşte bu. Emblemlerden birini bulduk. Peki diğeri nerede? Diğeri nerede? İlerle bakalım. Şey yapacağız, bulacağız. İçimden biz ona da yakınlaştık diyor. Şuradaki şeyi çalıştır. Bir şey var burada çalıştırman gereken.
küçük suyu bir şey var. Evet. Muhtemelen orada. Ama aslan da geldi. Bir dakika ya, benim çantamda var. Yer var mı? Yer yok. Kuzu de şeye vereyim. George'a vereyim. Hey you. Cindy. Hi. Ya versene. Ay. Çok yakında bekledin. Biraz daha ileride ha. Hey you. Cindy. Hi. Hah, ateş et. Aynen, ateş et aslana. Oyala onu. Aynen, oyala onu benim için. Bir işe yaramıyorsun zaten. Bari o işe yara. Rifle mermisi var burada. Allah Allah. Rifle mermilerini alsam mı acaba? Rifle aslan boss gelecek. Erkek aslanı pompalı tüfekle öldürebilirsin bence. Elimdeki mermiler yeter mi? İki şeye gider işte. İki şarjöre gider. Tak bir tanesini en azından. Yok, taktırmayacak. Bence sen vur. Vur şunu biraz şey yapsın. Diğeri nerede ki? Tamam. Bir tane daha bulacaksın. Huu. Da o nerede? Buralarda olabilir mi? Bu kadar kolay olacağını zannetmiyorum. Şey olabilir. Rakun Medal'la kuvvet çalışabiliriz. Yani Rakun Medal bulmamız gerekebilir. Burada bir puzzle vardı. Bunun çözümünü hatırlıyor musun? Puzzle mıydı ki o? Bu ışıkları falan yakıyorduk ya. Ha, bunların hepsini yakıyorduk galiba. Tamam, ne değişti? Şurada bir bölümü açılıyordu. Bölmeden de bir tane madalyon çıkıyordu galiba. Bir tane de yukarıda mı vardı, daha ileride mi vardı? Yukarıda. Şunu öldürdüm de geri çıkmış. Çıkıyor onlar. Şey parlıyor. Ya işte. Da. Açılan yer neresi? Başlar. İşte bu. Aradığımız bu. Medal'a gerek kalmadı. Evet, bitiyor zaten. Bir şey kalmadı. O şeyi de taktığında. Aynen. Bıraktığım silahımı alacağım. Sonra madalyonu takacağım. Ondan sonra ve bitti. Boş bitecek. Boss evet. Var bir de tabi. Erkek aslan. Aynen. Erkek aslan, dişi aslana karşı falan. Sen bende şansını zorlama. Niye?
Erkek aslan, dişi aslana. İşte gelecek olan dişi aslan mıydı? Orada parlayan bir şey var. Şatkan mı var? Şatkan mermisi mi var? Bakmak lazım. Ebesinin şeyi ama bulup durma. Saldı mı? Tamam. Geçtik. Çok şükür front burada... gate'i gördük. Allah'a binler. Bir şükür namazı burada... olmak lazım. Burada ölsem bile zafer olarak sayarım ben. Adam gibi şey yaparsan, yani adam gibi derken cinsiyetçilik yapmayayım, yani dikkatli şey yaparsan. Aynen, adam gibi oyna falan diyormuşsun. Ne diyorsun kardeşim sen? Ne cinsiyetçilik yapıyorsun şimdi? Sen dedin. Yok yani kendime diyorum. Gel canım gel. Allah'tan tek geliyor. Bunun hardını veri artsa aynen iki tane. Aynen hatta bir veri hatta iki tane dişi aslanla beraber geliyor. Adam haremiyle beraber geliyor. Harem. Karıları da yanımda getirdim. Avratlar saldırın çabuk. Vurmayın beni. Gerçekte de gerçek dur vuramazsın. Uzaktan ateş ediyorsun, vuramazsın. Vuramazsın. Yakınına zıpla. Heh. Allah, mermi bitti. Çık 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 çık. Üç tane ekledi, tamam. Yalnız olunca böyle oluyor işte. Niye dalga geçiyorsun ki? Ya diğerleri olsa ne yapacak Dilay? Allah! Yine çık 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 çık. Eyvah! Çabuk! Geliyor, bırak bırak bırak! Gebersen artık. Aha bitti. Çok şükür. Yas. Sen dua et karıları getirmedim yanında. Hadi ölüyorum. Hadi ölüyorum. Sen dua et karıları getir. Bir de karıları getirsen var ya. Ama gerçek hayatta şöyle bir şey vardır ki Dilay'cığım. Erkek aslanlar avlanmaz biliyor musun? Avı dişi yapar. O yüzden aslanın dişisi daha tehlikelidir. Tıpkı burada olduğu gibi. Yok burada erkek aslan saldırdı. Nereye? Bilmiyorum nereye. Trene yanaş istersen. Trene yanaşayım mı abi? Orada değil, orada değil. Orada değil kız. Bize doğru gelsene. Niye oraya gidiyorsun? Pardon. Elim ayağım titriyor. Senaryoyu bitirdik ya. Şükür namazı kılmak lazım falan. Heh şimdi. Normalde mi oynadık Dilay? Very hard olmadığına eminsin değil mi? Very hard kapalıydı. I was so sleepy. I only wanted to lie down and take a nap. Just a little further and my dreams would be realized. I can't believe I was that naive. No matter how tightly I shut my eyes, I simply couldn't erase what I had already seen. Bak
bayağı bir helikopter kaza yapmış. Bayağı zayiat var. Askeri bir helikoptere benziyor. O şeyde bahsettikleri helikopter buydu sanırım. Belgede bahsediyordu ya, ön kapıya helikopter yardıma gelecek falan diye. Oradaki helikopter buydu yüksek ihtimalle. İhtimal dahilinde. Amca kafayı çekmiş. Nihayet şu ekranı gördük. Çok şükür. Ay. Evet, 42 dakika diyor. No dedim yanlışlıkla, neyse. Aferin sana. No dedim. Bir sıkıntı olur mu? Ne bileyim, olur mu? Emin değilim. Son senaryo açılır değil mi yine? İnşallah. Neyse, onu o zaman şey yaparım. Evet. Evet canlar, Wild Things senaryomuzu nihayet bitirdik. Bayağı sıkıntılı bir bitirme süreci oldu ama en nihayetinde bitirdik. Videoyu sabredip izleyen herkese çok teşekkür ederim. Acılarımı paylaştığınız için. Ayrıca da Ponçi'ye çok teşekkür ederim. Benim acımın yanında bulunarak paylaştığı için. O zaman bu bölümün sonuna geldik diyelim nihayet. Biz bayağıdır kayıt yapıyoruz. Siz yüksek ihtimalle kestiğim versiyonu izlediğinizde şöyle 30-40 dakika falan izliyor olacaksınız ama bizim bayağı kayıt sürecimiz uzun sürdü. İzleyen herkese aynen. Sabreden. Teşekkürler. Sabreden. Teşekkür ederim ve gelecek senaryoda, yani Underbelly senaryosunda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Senin de sözünü alalım. Evet arkadaşlar, bu senaryoyu da böyle bitirmiş olduk. Muhtemelen göremeyeceğiniz Dilay'ın arka plandaki rage geçirmeleri falan bana sorun. Bayağı bir kaptırdım. Neyse, teşekkür ediyoruz. Bu kadar diyeceğim, başka bir şey yok, diyebileceğim bir şey yok. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Esenlikle kalın.